Arkadaşlar merhabalar. İkinci videoda da permütasyonda. İlk videoda standart girişimi yaptım ve normal anlattım. Aslında devam ediyoruz. Özel bir şey yok. Yani yeni bir konuya geçiyoruz diye değil. 25 dakika falan olmuştu. O yüzden bölmüştüm. Tek parçada anlatamayacağım kadar uzun olduğu için evet böyle devam edeceğiz. 37 soru var. 37 soru demek size 37 tane den daha fazla bakış açısı kazandırmam gerekiyor demek. Her bir soruyu Basit olmasına rağmen özenle seçtim. Her birinde kesinlikle önemli bir şey var. Tabii ki bu soruların zor olduğu anlamına gelmiyor. Basit olmasına rağmen mantık kurgulama üzerine arkadaşlar e, seçtim bu soruları. O yüzden dikkatlice dinleyin. Bir soru bir de anlamadan geçmemeye çalışın arkadaşlar. E, etrafınızda arkadaşlarınıza sorabilirsiniz anlamadığınız zaman yorumlara yazabilirsiniz. Hem bazı arkadaşlarımız yorumlarda birbirine yardımcı oluyor. Öyle de bir etkileşim de olur. Burayı olabildiğince anlayacak şekilde halledelim. Devamında kombinasyon olasılıklarda da bu mantıkları devam ettireceğiz. Şimdi İstanbul'da araç plakaları iki şekilde verilmektedir. 34 sayısından sonra 3 harf ve sonra 3 rakam gelmektedir. Örnek 34 ANB 235 gibi ya da 34 sayısından sonra 1 harf ve sonra 4 rakam gelmektedir. Buna göre İstanbul'da araç kullanıcılarına en fazla kaç farklı plaka verilebilir? Şimdi birinci durumu olması için arkadaşlar bakın. Burada birinci durumda ne olur? 3 tane harf. Alfabede arkadaşlar kaç tane harf var? 29 tane harf var. O zaman ilk basamağı 29 harften birini yazabilirim. İkinci basamağı 29 harften birini yazabilirim. Üçüncü basamağı 29 harften birini yazabilirim. Ve sonra da 3 rakam gelecek. O zaman birinci basamağı 10 rakamdan biri ikinci basamağı 10 rakamdan biri ve üçüncü basamağı 10 rakamdan biri. Bunların hepsini çarpacağız. 29 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 olacak arkadaşlar. Soruda bize harf demiş harflerin özelliğinden bahsetmemiş. Rakam demiş rakamların özelliğinden bahsetmemiş. 3 basamaklı bir sayı demiyor sakın şey demeyin. 0 hocam başa gelir mi demeyin. Sonuçta bazen plakalarda görmüşsünüzdür şöyle 001. 0.37 gibi sayılar olur. Çünkü 3 basamaklı değil bu. Hane 3 haneli bu. 3 basamaklı evet. Yüzler basamağı olur ama 3 haneli dediğimiz zaman onunla ilgili başa 0 gelir, ortaya 0 gelir, her yere 0 gelir. Bir de rakamları tekrarlı, tekrarsız diye bir şey söylemiyorsa istediğin kadar tekrar edebilirsin. Şimdi ikinci durum arkadaşlar nedir? Başa bir harf gelecek o zaman. Kaç tane harfimiz var? 29. 29 harften birini tercih ederim. Sonra 10 rakamdan biri çarpı 10 rakamdan biri çarpı 10 rakamdan biri ve çarpı 10 rakamdan biri. 29 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Araya ne koyacağız? Artı. 29'un kübü artı çarpı 10'un kübü artı 10 üzeri 4 çarpı 29 diye bırakalım arkadaşlar. Çünkü bu kadar fazla plaka verme hakkımız varmış. Gördüğünüz gibi olayı böyle halletmiş olduk. Şimdi gelelim 12. soruya. 5 öğrenci 3 farklı sınıfa kaç farklı şekilde kaydedilir? Sınır var mı arkadaşlar? Yok. Yani 2 öğrenci oraya, 3 öğrenci buraya. Her sınıfa en az bir tane yazmak zorundasın falan diyor mu? Yok. İstersen hepsini aynı sınıfa koy. Diğer iki sınıf boş kalsın. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Burada e, olayı anlamaya çalışın arkadaşlar. Soru tiplerinde biraz biraz hakim olup böyle hani ezberleyin diyemeyeceğim direkt ama gerçekten çöze çöze neyin nerede kullanılacağını anlamak lazım. Birinci öğrenciyi ben 3 sınıftan birine gönderebilirim. İkinci öğrenciyi 3 sınıftan birine gönderebilirim. Üçüncü için de böyle. Dördüncü için de böyle. Beşinci üç için de böyle. Demek ki 3 üzeri 5 tane durum varmış arkadaşlar. Bunun farklı bir soru versiyonunu yazıyorum. 5 farklı mektup 3 posta kutusuna en klasik sorudur. Belki öğretmenleriniz de böyle başlamıştır. 3 posta kutusuna... Kaç farklı şekilde atılır? Birinci mektubu 3 posta kutusundan birine. ikincisini de aynı şekilde. Üçüncüsünü de, dördüncüsünü de, de. Yine o da 3 üzeri 5 olacaktır. Bakın burada e, önemli olan şey şu. E, kutuları böyle. Burada şunu söyleyeyim zaten. Karıştıran öğrenciler şöyle karıştırıyor. Hocam 3 tane kutu var. Neden şöyle demiyoruz? Birinci kutuya 5 öğrenci gelebilir. Yani birinci sınıfa. İkinci sınıfa 5 öğrenci gelebilir. Üçüncü sınıfa 5 öğrenci gelebilir. Siz sormadan ben söyleyeyim. Bu arkadaşlar yanlış bir mantık. Neden biliyor musunuz? Burada farkında olmadan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İnsanları kopyalıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak Türkçesini söylüyorum. Birinci sınıfa 5 öğrenciden biri yerleşebilir. Diyelim Ali yerleşti. İkinci sınıfa 5 öğrenciden biri yerleşebilir dersen Ali buraya da gelebilir o zaman. Bir insan aynı anda iki yerde olabilir mi? Sonra 3. sınıfa 5 öğrenciden biri gelebilir. O zaman sen buraya gidiyorsun yine Ali'yi seçme ihtimalin var. Yani bir anda bir insanı 3 e 2 tane kopyaladın ondan, üç tane oldu da üçü de aynı sınıfta Ali 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 olacak şekilde farklı sınıflarda. Bu öyle bir saçmalık oluyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Bunu söylemiş olayım. Öğrencileri sınıflara gönderiyoruz bu yüzden. Bu kafa karıştırılması, kafa karış kafanızın karışmasının ihtimali olan bir yer ama dediğim gibi bir daha söylüyorum. Eğer böyle yaparsanız sınıfa 5 tane insandan biri, bu sınıfa da 5 tane insandan biri, bu sınıfa da 5 tane insandan biri dersen o zaman bir kişiyi aynı anda üç yere gönderme hakkım var gibi oluyor. Diğer sorularda niye böyle yapıyoruz? Yani elimizde diyelim 1 2 3 elemanından oluşan bir küme var. 3 basamaklı bir sayı oluşturabil dediğim zaman neden 3 çarpı 3 çarpı 3 diyoruz? Çünkü burada rakamları tekrarlı veya tekrarsız diye söyleyebildiğimiz için ve bir rakamı birden fazla yazabildiğimiz için evet arkadaşlar. Böyle yazabiliyoruz. Ama insanları tekrarlı bir şekilde farklı yerlere yerleştiremeyeceğimize göre bu mantık yanlıştır. Umarım anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde insan üzerinden gideceksiniz. insanların klonlanmayacağını, kopyalanmayacağını en azından şu an hani mümkün değil şu anki şartlarda. O yüzden farklı sınıflara aynı anda gidemeyeceklerini görün. Bakalım şimdi. Güzel bir soru daha. 3 farklı kalem 5 öğrenciye kişi başına en fazla bir kalem düşecek biçimde dağıtılacaktır. Ha, bakın bir önceki soruda sınırı yoktu. Ama şimdi bu kalemler arkadaşlar 5 tane öğrenciye verilecek. Doğal olarak zaten toplu 3 kalem olduğu için her birine birer tane kalem veremem. Nasıl yapabiliriz o zaman buna bakalım. Birinci kalemi 5 öğrenciden birine gönderebilirim. Değil mi? İkinci kalemi artık ne yapacağım arkadaşlar? 4 öğrenciden birine gönderebilirim. Neden? Çünkü bir kalemi gönderdim zaten 5 öğrenciden birine. İstediğim bir tanesine gitti. Her biri en fazla bir tane alıyor. Yani bir kişinin iki tane alma hakkı yok. Diyelim Ali birinci kalemi aldı. Artık Ali bitti. Ali'ye başka kalem veremem. Sonra üçüncü kalem için arkadaşlar diyelim ikinci kalemi de Veli alsın. O zaman kalan 3 kişiden birine vermek zorundayım. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3'ten böylece arkadaşlar cevabımız kaç oldu? 60. Bu aynı zamanda nasıl bir şey biliyor musunuz? 3 kişi var. 5 koltuk var. 3 kişi 5 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Tabi mantık olarak arkadaşlar. Ee, insanlar aynı anda üst üste koltuğa normalde oturmamalı. Ona göre de hani ne, neden olmasın falan demeyin. Öyle bir ihtimal olmayacak. Ne diyeceğiz? Ee, bakın şimdi 5 koltuktan birine oturabilir birinci kişi. İkinci kişi 4 koltuktan birine oturabilir. Üçüncü kişi 3 üç koltuktan birine oturabilir. Böylece mantık olarak kalan 2 tane koltuk boş kalacak. Gerçekten burada bakın koltuklar en fazla bir tane insan oturabiliyor. Burada da bir öğrenci en fazla bir tane kal kalem alabiliyor. Temsil olarak bu insanların isimleri A, B, C, D olsun. Bir kalem A'ya gitsin, bir kalem C'ye gitsin, bir kalem D'ye gitsin. Bak B ve E kalem alamadı. Durumumuz gerçekleşti. Bazen bu şekilde yaptığınız doğru mu değil mi diye kontrol edebilirsiniz. Şimdi 12 ile 13'ü şöyle aynı görüntüde karşılaştıralım. Burada öğrencileri sınıflara istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Şart sunmuyorsa istediğin gibi yerleştir demek. Hepsini aynı yere, hepsini birer birer bir yere yerleştirebilirsin. İki sınıf boş kalabilir, bir sınıf boş kalabilir, hiçbir boş kalmayabilir. Ama burada muhakkak iki tanesi boş kalmak zorunda arkadaşlar. Bunun diğer bir Türkçe cümlesi de şudur. Üç farklı kalem beş tane öğrenciye birer tane verilmek koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılır? Böylece birer tane verince otomatik olarak zaten iki kişi alamaz kalem. Evet, gelelim şimdi bu soruya. İki farklı roman, üç farklı şiir ve üç farklı hikaye kitabı. Romanlara R1, R2 diyelim. Farklıymış bunlar. E, şiirlere Ş1, Ş2 ve Ş3 diyelim. Hikayelere de H1, H2 ve H3 diyelim. Şimdi kitaplar kaç farklı şekilde dizilebilir? Şart sunmuş mu? Hayır. O zaman kaç farklı kitap var? 3, 3 daha 6, 2 daha 8. O zaman arkadaşlar e, bunları nasıl düşüneceksiniz biliyor musunuz? 8 tane insanı 8 farklı koltuğa oturtur gibi düşüneceğiz. Yani 8 7 6 5 4 3 2 1. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunları oturtabiliriz. Peki tabii 1 2 3 4 5 6 7 8 koltuk olduğunu düşünün ve bunları böyle tek tek yerleştirdiğimi düşünün. Bu arkadaşlar birden n'ye kadar olan sayıların çarpımı neydi? 9. sınıftan hatırlayın. 1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyeldir. O yüzden bunun yerine 8 faktöriyel diyebiliriz. Bu bizim için aynı zamanda şudur. n'nin n'li permütasyonudur arkadaşlar. Arkadaşlar bu n faktöriyel olur. Şimdi tabii akla şu soru gelecek. Hocam n'nin n'li permütasyonu ne demek? Bunu kenarda not edeyim arkadaşlar. Bakın şimdi Pnr diye yazılır n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel diye bir formüldür. Bu formülü bilmek lazım mı? E tabi yazılı yapıyorsunuz ya siz sonuçta öğretmenleriniz sorabilir. O yüzden bilmek lazım. Ben bunu Türkçe nasıl adlandırıyorum biliyor musunuz? N kişi r koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Benim için Türkçesi bu. Yani bunu anlıyorsan o zaman p'nin n, p, n'nin r'li permütasyonunu da anlarsın. Örnek 5'in üçlü permütasyonu nedir dedi tamam mı? Bu benim için şudur. 5 kişi 3 koltuğa nasıl oturabilir? Birincisi birinci koltuğa 5 kişiden biri oturabilir. İkinci koltuğa 4 kişiden biri oturabilir. Üçüncü koltuğa 3 kişiden biri oturabilir. Böylece 2 kişi ayakta kalır. Haliyle arkadaşlar bakın şimdi buradan cevap ne geliyor? 60. Şimdi formüle uygun yazıyorum. Dedi ki sana P5'in üçlüsü. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 5 faktöriyel nedir? 120. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 faktöriyel nedir? 2. Gerçekten cevap 60 geldi gördünüz mü? Sonra başka bir soru yazayım. P 4'ün üçlüsü. Hemen söylüyorum. 4 kişi 3 farklı koltuğa nasıl oturur? 3 koltuk var. Birinci koltuğa 4 kişiden biri oturabilir. İkinci koltuğa 3 kişiden biri oturabilir. Üçüncü koltuğa iki kişiden biri oturur. Kalan bir kişi de ayakta kalır. Yapacak bir şey yok. Böylece arkadaşlar gerçekten cevap ne geldi? 4 3 12. 2 ile çarp 24. Şimdi bakalım 4 faktöriyel 4 eksi 3'ten 1 faktöriyel hakikaten cevap 24 oldu. Bu şekilde n'nin R'li permütasyonlarını dediğim mantıkla yapabilirsiniz. Ama tabi siz şu an 10. sınıfsınız veya YKS'ye hazırlanıyorsunuz fark etmez. Bazı soruları böyle isterseniz formülle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum. E, şiir kitapları bir arada olmak şartıyla kitaplar kaç farklı şekilde dizilebilir? Hemen burada aklıma gelmişken de söyleyeyim. Formüller bizi çok az kurtarıyor. Yani bu formülü ancak şu verdiğim soruda kullanırsın. Ama benim anlattığım N kişinin R koltuğa oturma mantığını kullanırsan her zaman soruyu yapabilirsin. Öbüründe sadece formüle uyan soruları yapabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar B şıkkına geliyorum. Şiir kitapları bir arada olacak ya bunları paket düşüneceksiniz. Şiirler nasıl? Ş1, Ş2, Ş3 diye bunlar iple birbirine bağlı gibi düşün. Ya paket olarak düşün ya da bunları böyle birbirine bağlı iplerle ayrılmayacaklar şekilde düşün. Ama iplerle ayrılmayacak şekilde düşününce bir mantık hatası olabilir. Çünkü bunların kendi aralarında yer değiştirme hakları da var. O yüzden biz bunu paket halinde bir kutu içinde meş gibi düşünsek daha iyi olur arkadaşlar. Paket olarak birlikte duruyorlar. Sonra yanında hikaye kitabı 3 taneydi. Sonra bir de iki farklı roman vardı 2. Bakın bu bir paket ya artık bunlar 8 tane değil. 3 2 daha 5 bir daha 6 farklı eleman oldular. Şunlar çünkü hemen şöyle fosforluyum. Bakın bunlar çünkü arkadaşlar bir arada paket halinde duruyorlar. Yazıyorum şimdi. 6 farklı eleman nasıl dizilir? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Artık artıp 6 farklı elemanın 6 farklı koltuğa oturması ya da 6 farklı elemanın istediğiniz gibi dizilmesi demek 6 faktöriyel olduğunu bilin demek arkadaşlar. Ve buradan bir deneyi yapacağız. Yıldız. Sonuçta bunlar paket halinde ama Ş1, Ş2, Ş3 kendi arasında yer değiştiremez mi? Yani görüntü şöyle olsa olmaz mı? Onunla ilgili bir durum var mı? Bunlar yan yana şu kuralla dizilecek demiş mi? Hayır. Onlar yan yana duracak. O zaman bunlar da kendi içinde 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Bu bizim için çok önemli. C şıkkı. Aynı tür kitaplar bir arada olmak şartıyla kitaplar kaç farklı şekilde dizilir? Birinci kutu hikayeler bir arada. Kaç taneydi bunlar? Üç tane. Üç yazayım oraya. İkinci kutu iki farklı roman. Üçüncü kutu hikayeler bir arada. Üç tane. Bakın şimdi bunlar toplam kaç eleman oldular? Üç eleman. Bu üç eleman kendi arasında üç faktöriyel diye yer değiştirir. Paketlere bozmuyorum. Romanlar yan yana, hikayeler yan yana, şiirler yan yana. Ama romanlar kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Sonra arkadaşlar hikayeler kendi içinde yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Ve diğeri de neydi? Şiirler. Onlar da kendi içinde yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Böylece cevabımız işte bu oldu arkadaşlar. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Büyük cevaplardır bunlar. 3 faktöriyel çünkü... Ya yani büyük cevap değil hadi yazayım. 6 çarpı 6 36. 6 ile çarp 216. 2 ile çarp 432. Öyle bıraksak da olur, böyle bıraksak da olur. Sorun değil. Şimdi burayı hallettik. İnşallah anlamışsınızdır. Gelelim 15. soruya. 15. soruda özel bir durum var mı? Yok. O zaman artık şunu düşünebilirsin. 6 öğretmen 6 farklı koltuğa da otursa, 6 öğretmen yan yana da dizilse Cevabımız 6 5 4 3 2 1 ya. Artık buna 6 faktöriyel deme hakkınız var. Bu şekilde e, ne n tane kitabın insanın fark etmez yan yana dizilmesi eşittir n faktöriyel olarak bilin. Geldim buraya. 6 farklı kitap 6 çocuğa her birine bir kitap. Güzel. Burada en çok bir kitap, işte en az bir kitap buna 3 tane, buna 5 tane demiyor. O zaman arkadaşlar bunun şundan hiçbir farkı yok. 6 insan 6 koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 6 faktöriyel. Bitti. Çünkü her birine birer tane gelecek. Ve bu aynı zamanda P 6'nın 6'lısıdır. Öğretmenleriniz sorarsa aklınızda bulunsun. 6'nın 6'lısıdır. Formülde de yerine yazarsan 6 faktöriyel bölü 6 eksi 6 faktöriyelden. 6 faktöriyel bölü 0 faktöriyel 0 faktöriyel zaten bir cevap bakın bu oldu. İşte olay budur arkadaşlar. Ee, ne tane nesneyi ne farklı insana dağıtacaksınız, ne tane nesneyi yan yana dizeceksiniz ne tane insanı yan yana koltuklara oturtacaksanız mevzumuz budur. 8 kişinin katıldığı bir atletizm yarışında ilk 3 derece kaç farklı biçimde oluşabilir? Şimdi topu topu 3 derecemiz var. Birinci dereceye 8 kişiden biri gelebilir. Yani başarırsa o 8 kişiden biri başaracak. Sonra 8 kişiden biri birinci oldu artık o tamam diyelim. A kişisi birinci oldu. O zaman kalan 7 kişi ikincilik için yarışır. Diyelim K kişisi ikinci oldu. O zaman arkadaşlar kalan 6 kişiden bir tanesi de üçüncü olur. Böylece 6 kişi de üçüncülük için yarışır. İşte 8 çarpı 7 çarpı 6 oldu cevabımız. Bu aynı zamanda 8 kişiyi 3 farklı koltuğa oturtmak demek gibi. Çünkü zaten birinci ikinci üçüncüde de durum budur arkadaşlar tabii ki isteyen istediği gibi buraya oturamıyor ama biz hani zihnimizde bilmiyoruz diyelim turnuva başlayacak 8 takım var 8 takımdan ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşur diye sorduk İddia falan yapmıyoruz oran da vermiyoruz onlara da gireceğiz olasılıklara da gireceğiz ama şu an daha değil arkadaşlar aralarında iki öğretmenin bulunduğu yedi kişilik bir grup yan yana fotoğraf çektirecektir. İki öğretmenin yan yana gelmemesi koşulu ile bu grup kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Güzel. Şimdi öğretmenleri yan yana koymayacağız ya arkadaşlar. O zaman durum şudur. Bunu permütasyon kombinasyon olasılıkla çok yapacağız. Tüm durumlardan istenmeyeni çıkarabilirsiniz matematikte. Gerçekten hayatta da böyle gerçi. Tümünden istenmeyeni çıkarırsanız böylece güzel bir duruma ulaşmış olursunuz. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapacağız. Tüm durumlar 7 faktöriyel. Yani. Doğru mu? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunları yan yana gerçekten dizeceğiz. Peki iki öğretmeni ne yapacağız? İstenmeyen durum ne? İki öğretmenin yan yana olması. O yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? Onlara O1 ve O2 diyelim. Bunları yan yana diziyorum. O1, O2'yi. Kalan kaç kişi var? 5 kişi var. 5 kişi artı bunlar bir paket. Kaç oldular? 6 artık. Neden? O O1, O2 bir paket kalan 5 kişiyle toplarsak 6. 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel ama böyle dediğin an soru yanlış. Neden? O1 o iki de kendi içinde yer değiştirir. Bu yüzden 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı iki faktöriyel olur. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bunu böyle bırakmayacağım. Faktöriyellerde şöyle bir şey yapma hakkınız var. 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabilirsiniz. 7 faktöriyeli. Ve 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdım ya şimdi bunu. 6 faktöriyel çarpı 2 zaten burası. Fark ettiniz mi? İkisinde de 6 faktöriyeller ortak. O zaman 6 faktöriyel parantezin alırsam burada 7 kalır. Burada 2 kalır. Arada eksi olduğu için 5 çarpı 6 faktöriyel olur arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Faktöriyellerde istediğiniz yerde durun. Oraya ünlem koyun. Örnek 8 faktöriyeli gidip şöyle yazma hakkın var sorunun durumuna göre. 6'da durdum faktöriyeli yapıştırdım. Diyelim 10 faktöriyel. Soru öyle bir nokta ki 7'de durmam gerekti. 7'nin yanına mı 7 faktöriyel yazacağım. Neden? O 1'e kadar devam ettiğini anlatıyor. O yüzden herhangi bir faktöriyeli istediğimiz yere kadar gidip yanına ünlem işareti koyarak durdurabiliyoruz arkadaşlar. Bunu ne zaman kullanıyoruz? İşte bu soru gibi böyle arkadaşlar ortak paranteze alma sorularında işimize yarıyor. Olayımız bu. 3 öğretmen yan yana duran 10 farklı koltuktan 3'üne oturacaktır. Bu oturumun kaç farklı şekilde gerçekleşeceğini bulalım. Şimdi e, öğretmenler 10 tane koltuğa oturacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar o zaman birinci öğretmen 10 koltuktan birine oturabilir. Örnek buraya oturdu. İkinci öğretmen artık kalan 9 koltuktan birine oturur. Diyelim buraya oturdu. Sonra arkadaşlar 3. öğretmen de 8 koltuktan birine oturur diyelim buraya oturdu. Örnek bir görüntü bu. Yan yana oturacaklar demiyor. İstedikleri gibi otururlar ama yan yana denk de gelebilirler. İşte bütün bu durumların olduğu şey 10 çarpı 9 çarpı 8'den ne oldu arkadaşlar? 720. Bu şekilde e, bu sefer genelde hep ne oluyordu? Koltuklar az oluyordu. Öğretmenler çok oluyordu. Bu sefer ilk defa koltuklar çok öğretmenler az. Fark etmez. Yorumum değişmiyor arkadaşlar. İki farklı gömlek ile dört tişört yan yana sergilenecektir. Gömleklerden biri bir kenarda, diğeri diğer kenarda olmak şartıyla. Güzel. Bakın şimdi. Gömleklerden birini buraya, birini buraya yapacağız. Hangisini hangisini nereye? O zaman bakın birinciye iki gömlekten birini yerleştirirsem ikinciye bir tane hakkım kalır. Örnek birinci gömlek buradaysa ikinci gömlek burada olur. İkinci gömlek buradaysa birinci gömlek burada olur. Hakikaten doğru yapmışım, değil mi? Bu şekilde gördüğünüz gibi iki kutu var, iki tane eleman var. Birinci kutuya iki elemandan biri gelir, ikinci kutuya o zaman mecburen diğer eleman oturmak zorunda. Bunu yaptık şimdi. Gömlekleri dizdik. Gx, Gy diyeyim de hangisini oraya koyduğum belli olmasın. Kalan arkadaşlar dört tane tişörtü yan yana sergileyeceğiz. Onlarda dört faktöriyel çünkü 4 üç, iki, bir. Bakın bu şekilde. Haliyle o zaman cevabımız ne oldu? 24 çarpı 2'den 48 oldu arkadaşlar. Şehir kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimelerin kaç tanesi H harfi ile başlar. Bunu özellikle söylüyor ki hani hocam ama işte H, Ş, İ, R diye bir kelime yok ki falan demeyin diye. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. H harfini başa koyacağız koyduk. Geriye 1, 2, 3, 4 tane harf kaldı. O zaman arkadaşlar birinci kutuya 4 harften biri, ikinci kutuya 3 harften biri, son kutuya 2 harften biri, şey 3. kutuya pardon ve sonuncu kutuya da 1 harften biri kaldı. Yani burada zaten H mecburen buraya geldiği için 4 faktöriyel oldu cevabımız. Yani 24 oldu arkadaşlar. H ile başlayan 5 harfli kelimeler. Şimdi ee, bir 25 dakika daha oldu arkadaşlar. Bir sayfa daha ilerledik. Böyle ittire ittire gidiyoruz arkadaşlar. Normalde tabii ki bu kadar e, aşırı derecede her şeyi yavaş yavaş aiste aiste 5000 tane cümle kurarak anlatmıyorum. Ama burası hakikaten çok önemlidir. Ee, okulda da görseniz, kendiniz de çalışıyor olsanız, iyi de olsanız bu konunun üzerinden geçmekte böyle fayda var. Bir 37'ye kadar geleceğiz. 16 sorumuz kaldı arkadaşlar. 37 soru diye hatırlıyorum. Şimdi artık diğer videoda devam edeyim. Onu da permütasyon 3. videoda görüşürüz arkadaşlar o zaman. İyi çalışmalar.